ne yazık ki peşkeş çekiliyor. Dayanma gücü de bitiyor. Hani bir sene dayandı. Aile dayanışması oldu. Sosyal destek sistemi çalıştı. Sosyal mahallede. Biraz çalıştı. İşte Anadolu'ya gitti. Birlikte evi boşalttı. Birlikte oturmaya başladılar. Birikim, depodaki erzak. Köyden erzak geldi. Yani zaten çoğu İstanbul insanı öyle. Su bitti ve bakın dikkat edin, intiharlar çok artmaya başladı. Bugün Türkiye'yi yöneten kafa hala geçen seneki gibi, ya demek ki millet fazla gıkını çıkarmadan buna dayanabiliyor diyorsa ve bu yaz da geçen yaz gibi geçerse vay Türkiye'nin haline o zaman. Hmm. Ama bunu İyi, görüyorlar mı? Göstergeler geçen yazdan daha farklı olacağını göstermiyor. Yani şu anda göstermiyor. Turizm namına belki bir tık daha iyi olabilir. Hani bir tık dediğim belki %10 daha iyi olabilir ama geçen sene o kadar kötüydü ki. Yo valla yani. Turizmde de benim okuduğum analizlerde mesela Rus basınında, İzvestiya'da falan Putin'in Haziran ayı içinde de sınırları, uçuşları açmayacağı haberleri çıkıyor. Hatta Çavuşoğlu sırf o nedenle Rusya'ya, Libya'ya gidip hani Rus hükümetiyle ilişki kurmaya çalışıyor. Benzer şekilde Almanya'nın kırmızı alarm listesinde Türkiye ve bugün işte batılı ülkeler Sinovac aşısıyla ilgili, Çin aşısıyla ilgili ciddi bir denetleme süreci başlattılar. Türkiye'de en yaygın olarak yapılan aşı Çin aşısı ve Sinovac olduğuna göre nasıl seyahat edecek insanlar? Ne oldu? Her yerden bir köşeye sıkışmıyoruz. Bak, o kadar garip bir şey ki gerçekten şeyi tespit çok oluyor. Bu tek adam rejimi için yapılan bütün uyarılar o kadar kısa süre içerisinde gerçekliği ortaya çıktı ki. Yani adeta bir senaryo yazılmış gibi o zaman herkes iktidara kelime kelime tane tane anlattı. Hatta 50 artı 1'in sakıncalarını, AKP için sakıncalarını, Erdoğan için sakıncalarına kadar her şeyi anlattılar. Ama burada şunu görüyoruz şimdi. Yani bir kişinin istikbali için, yani onun o koltukta kalması için dış politikadan ekonomiye her alanda ve özellikle yolsuzluklar, sizin biraz önce dediğiniz gibi bir yargı denetimi söz konusu olmadığı için eskiden yolsuzluk olmuyor muydu? Evet oluyordu ama eskiden medya vardı. Yani medya bir yolsuzluğu yakaladığında onun üzerine aylarca manşetler olur, televizyonlarda konuşulur. Yani onu yapan kişi Timur, bir bedel kariyerini öderdi. Sadece bunun üzerine inşa etmiş sembol, ikonik gazeteciler vardı ve ekranlarda, haber ekranlarında sırf bunun için ayrılmış kuşaklar Kesinlikle. Vardı. Ben boşuna mı söylüyorum her seferinde salı akşamı jenerik döndükten sonra Türkiye'nin tek araştırmacı gazetecilik programı diye? Çünkü yok ki. Evet, ama bir de bedel ödemiyor. Bu yüzden de utanır, yani istifa eder veya devlet mekanizması harekete geçer, onu görevden alır. Öyle bir şey yok. Ruslar Pekcan görevden alındı. Ertesi gün Erdoğan çıktı. Birkaç gün sonra ki skandallar hala devam ediyordu. Ne skandallar ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki hizmetler için teşekkür ederiz. Onlar aleyhinde böyle konuşuyorlar. Onu savundu. Yani bir açıklama yapma gereği duymayacakları bir iklim var. Yani ben geçen gün bir şeye kanaat getirdim. Bak, tek adam rejiminde istersen dünyanın en başarılı, en tarafsız yöneticisini getir, o koltuğa otur. En ahlaklı, en vicdanlı. En ahlaklı, en vicdanlı, en ilkeli, en dürüst adamı getir. En iyi niyetli. Getirdin bir, ya adam da etten kemikten kardeşim. Üç gün sonra. Günde 24 saat var. 80 milyonluk bu coğrafyadaki ülkenin konusuna bir gün değil bir ay yetmez. Hani didikleyecek olursan ve fikir yürüteceksin, karar alacaksın, konuşma yapacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ne yapıyorsun? Etrafına danışman diye orduyu topluyorsun. Ordu da bence, o kişi ama. İşte onu bilmiyorum ama kaç kişi ise adamı yanlış yönlendiriyorlar. Ya korktukları için ya o saraydaki nemalandıkları her ne varsa onun için. Ha, yani ben tahmin edebiliyorum çünkü bazen programa çıkıyorum adamlarla. Ya diyorum ki abi Türkiye'nin bu neydi konu? Amerika'daki Halkbank davası veya Ermeni soykırım meselesi. Nereye gidebilir? Hiçbir yere gidemez diyor. Soykırım davası diyor. Onun diyor hukuki şeyi yok. Adam da AK Partili yönetiminde. Ya diyorum arkadaş sen bunu Erdoğan'a söylediğin zaman ona kötülük yapıyorsun. Yanlış yönlendiriyorsun. Çünkü tarihte örnekleri var. Bu dava buraya gider. Maliyeti de Türkiye'ye bu olur. Ama sen ya korkudan ya yağcılıktan gidiyorsun diyor. Ama hiçbir şey olmaz efendim. Ama o iklimi de Erdoğan yaratmadı mı zaten? Evet. Yani Erdoğan'ın istediği ya buydu zaten. Erdoğan'ın hedefi buydu yani. Yani bir demin dediğim gibi en mükemmel adamı da otursan. Bugün konuştuğumuz şeyler var ya. Şeyi yani günahı Erdoğan'ın boynuna. O aslında o anlamda. Bugün sorumluluğu aldı. O istedi. Bundan ben sorumluyum dedi. Yani Türkiye'de en alt düzeyde devlet mekanizmasında ne oluyorsa fatura Erdoğan'a çıkar.
Ama ben istemedim. O istedi bu rejimi. Peki, evet verin yani, diye o söyledi. Dediğiniz sistemik kriz bence de çok doğru. Yani şey mümkün değil. Yani bir enformasyon ağı yaratılamıyor. Bir tabii yerde hani jöleli yani var abi. Topluma söylediği lafları gidip de ekonomi danışmanı olarak Erdoğan'a söylüyorsa vay Erdoğan'ın haline abi. Erdoğan ekonomiyi nasıl okuyabilir o zaman? Bir tane daha vardı baş danışman diye. Dolar olmuş 4,5 lira çıkmış diyor ki dolar 4 lirayı geçti algısı yaratılmak isteniyor. Şimdi bu toplantıda bunu Erdoğan'a söylüyor. Efendim mesele yok düşecek düşecek falan. Aa iyi o zaman düşecek. Çıkıyor Erdoğan da bunu konuşuyor. Ondan sonra Erdoğan tabii yanacak. Ama bu rejimi biz istemedik. O istedi. Aldı başına belayı şimdi. Ama Erdoğan bunların hepsini savundu. Yani şimdi bir de şöyle bir durum var. Öyle. Sorumluluk Erdoğan'a da çıkmıyor ki. Erdoğan hiçbir şeyden yani sonsuz yetkiye sahip sıfır sorumluluğu var. Yani ülkede ne skandallar yaşıyoruz. O konuyla ilgili dudaklarını kıpırdatma gereği bile duymuyor. Hatta 128 milyar dolar kayboluyor. O hazine bakanı oluyor? Şey oluyor. Erdoğan aslında hiçbir şekilde bir yerde sorumluluğunu almıyor. Her şeyden sorumlu. Sorumlu aslında. Bakanın tek başına o belirliyor mu? Seni attım, seni aldım. Sen otur, sen kalk. Yaptı mı? Bitti. O zaman Erdoğan. Ondan sonra burada ilçe çevre müdürü de olsa, sağlık müdürü de olsa, ilk öğretim müdürü de olsa, eğitim müdürü de olsa onun zinciri takip ettiğiniz zaman sorumlu Erdoğan'dır. Üzgünüm. Erdoğan, aynı zamanda etrafındaki ekibi belirleyen de Erdoğan. Yani o zaten ben şuna çok fazla inanıyorum. Çünkü bazı insanlar çok inanılmaz geliyor şey kısmı. Ya bir koltuk zehirlenmesi, yani bu güç zehirlenmesi dediğimiz şey var ya. Yani bir koltuğun o makamdaki kişiyi tamamen dönüştürmesi. Bu aslında binlerce yıllık bir hikaye. Yani Sezar'da da bunu gördük, Napolyon'da da bunu. Bu oluyor. Neden oluyor? Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani o olgunluğa erişmediyse demokrasiniz veya işte o koltukta oturan kişilerin o kişilik yapısı oturmadıysa o koltuktaki kuvveti kendi kuvvetleri zannediyorlar. Bakın çıkıyor hiçbir genelge, hiçbir hukuka dayanmadan, hiçbir kurala dayanmadan diyor ki içkiyi yasakladım diyor örneğin bir bakan. Hı. Ya başka gün gidiyor işte süpürge sapını yasakladım diyebiliyor. Yani çünkü o koltuğun gücünü kendi gücü zanneten o algı bir süre sonra Erdoğan'da da bence o söz konusu. O güçle birlikte... Şimdi o güç de böyle değil. Biz muhabir olarak takip ettiğimiz için ben şeyi de biliyorum Cem Bey. Yani bir kapıdan çıkıyor Erdoğan. Peşinden bir ordu ile çıkıyor. Gitti bütün kapıları önüne açılıyor. Yani dünyadaki hiçbir zenginliğe benzemiyor. Yani dünyadaki en büyük zenginde bile o kadar fiyaka yok. Yani bütün kapıları önüne askerler hazır oldu duruyor polis. Yani bu çok garip bir kişilik yapısı yaratmaya başlıyor zamanla. Yani tabii, artık ve aynı zamanda da bir devlet sistemi. Şu kamu zararlarından bir şey görüyor. Bir şey daha söyleyeyim. Çünkü Murat'ın bir de ağırlama giderleriyle ilgili bir dosyası var. Bu kuşakta onu da konuşmak istiyorum. Buyurun. Büyük olsun küçük olsun. İktidarda olsun meclis dışı olsun. Bizim gibi küçücük bir parti olsun. Bana bir tane genel başkan bulamazsınız ki partinin gidişatı kötü, oyları düşüyor falan filan desin. Çünkü ben de bulundum o noktada. Hangi ile gidersen git, senin oradaki yağdanlıkların, efendim mükemmel gidiyoruz. Hiç başkana kötü haber verilmez kardeşim. Kesinlikle. Sonra seçimde ama %0,3 mesela veya 1,5. Alıyor, yani başkan biliyor alacağını ama öyle bir yönlendiriliyor ki hani 0,3 alacağını adam zannediyor ki 1 alırız, 2 alırız falan zannediyor ama hezimete uğrayacağını biliyorsun. Yani aynı şey Erdoğan'a da oluyor Türkiye'de. Kötü haber verilmiyor belki ve yanlış yönlendiriliyor. Bunu işte Kılıçdaroğlu'na da sorun. Yani benim gibi 12 sene küçücük bir partinin başkanlığını yapmış insana da sorun. Bu insan doğasında başkana karşı, efendim Demirel'in çok güzel bir hikayesi var, gitmiş. İl başkanını çağırmış. Nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor demiş. Kaç çıkarırız seçimde? 6 çıkarırız demiş. O zaman kendini 6. sıraya yaz demiş Demirel. Gerçekten. Hay Allah ya. Demirel kurttu tabii. Bunları Demireli, yemiyordu. Tabii. Ben Allah rahmet AKP'li... eylesin ama birçok eski başbakanı ve evet, cumhurbaşkanı gerçekten mumla aradığımız günlere geldik. Ben özellikle bir anekdot ekleyebilir miyim? AKP'li bir siyasiyi takip ediyordum. Böyle AKP adayı. Daha milletvekili olmamış. Esnaf geziyor. Biz de muhabir olarak onunla birlikte geziyoruz yani şey yapıyoruz. Ya sayın vekilim bile demiyorlardı. Sayın bakanım diye karşılıyorlardı. Sonra bir tanesi çıktı sizi ileride cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Maşallah. Ya o yolculuk, o caddeyi yürüdük. Caddenin sonunda cumhurbaşkanlığı adayıydı. Yani. Vekil adayı. Yani bu kadar çok... yağ varken sıvı yağ niye bu fiyattan satılıyor? Onu da anlamıyoruz. Murat'cığım kurumların da var değil mi bir de giderleri? Evet. Sadece bu araçlar değil veya araç ihaleleri değil. Genel bütçe kapsamındaki kuruluşlar, özel bütçeli idareler, burada da kamu zararları var. Evet.
kaç para toplam bizim paramızdan gitmiş diye soracağım ben artık alıştım. Bu tüm Türkiye'nin bütçesinden giden paramız. Ya 128 milyar yok siz bu. Ha neyi konuşuyorsunuz? Bozuk paraları konuşuyorsunuz. 343 milyon TL toplam temsil ve ağırlama gideri, temsil tanıtma gideri diye harcama kalemleri var. Ve biz buralara ne yazık ki bu paraları harcamışız. Ne bunları demek o? Kalem olur kalem mu? Normal midir Ozan? E normal çok kamu ağır. Kamu yönetimi çok ağır, anlarsın sen. Çok ağır misafirleriniz şimdi vardır. Ben şu şeyi anlatayım. Peki kaç para yani harcamış? Şimdi az önce Mevlüt Bulut diye bahsettim ben. Sayın Mevlüt Uysal. Yok, Mevlüt Uysal. Uysal, 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 Uysal düzeltti konu. Evet. Evet. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Bizim bütçelerimizi oluştururken mali tablolarla açıklanır işte raporlarında ve burada da her kurum